Hasbi çok fenayı anlattırsana diyor. Hayda. Anlatılır mı burada? Anlatılır. Tamam, lütfen onu anlat. Anlatılır, anlatacağım ama daha fenayı kendisine. Murat Ergün, halkın avukatı Murat Ergün. Evet, Marlon, çok özlemişiz Marlon diyor. Marlon. Lakabı Marlon, evet. Marlon Murat. Evet. Hurşit Tolon, emekli orgeneral. Ay canım Hurşit Paşa. Diyor ki, Yüce Önderimiz Atatürk'ün ve onun izinde yürüyenlerle sizlerin olduğu yerde daima çözüm vardır. Nice yıllara var olun diyor. Ay canım benim ya. Hepsini okuyamıyorum. Çok mesaj gelmiş. Hurşit Paşa'nın bir anekdotunu anlatmak isterim. Yani. Önce şu hasbi çok fenayı mı? Hasbi çok fenayı mı da anlatırım. Bir tane evvela Ateş Böceği Ercan, bu modern komiklerin içinde, gazinoda komiklik yapanların içinde en sempatik olanıdır bir kere. Balarıları var biliyorsun, tabii, Uğur Böcekleri var. Tabii. Pek çok komedyen var. Bunlar Ateş Böcekleri olarak rahmetli oldu onun ortağı Yalçın'da. Ama evet, bu Ercan hakikaten çıktığı zaman hop diye avucunun içine siz Yedi Kocalı Hürmüz oynadınız beraber. Kekeme Berber oynuyordu. Şey diye başlarlardı. Ben hatırlıyorum hep böyle gittiğimiz büyük etkinliklerde, düğünlerde falan. Onlar sahne alırlardı. Evet, daima. Daima. Yalçın ile Ercan biz ateş böcekleriyiz. Onu da diye girerlerdi. Çıkış böyle şarkıları değil mi? Evet evet. Abi evet. Şimdi biz bununla Bursa'ya gidiyoruz. Dedi ki ben dedi senin arabayla geleceğim dedi. Ol gel dedim. Ama 38 kişi mi neyiz, kalabalık kadro. Otobüsle gitti ekip. Bu da benle geldi. Bu bağdaş kurarak oturuyor arabada, arkada. Ondan sonra diyor, abi biz Kartal'dan Yalova'ya indik, bu böyle yaptı. Eyvah dedi, Cafer abiye rezil oldum dedi. Cafer abi kim dedi? Benim Bursa'daki tek dostum dedi. Bursa'daki Cafer abiyi ben bu gece oyuna davet etmezsem dedi, rezil olurum dedi. Ercan, o zaman cep telefonu yok. Ercan'cığım dedim, bulabilirsin işte birine, hani dururuz bir yerde. Abi soyadını unuttum dedi ya. Soyadını unutmasam ben onu bir dakikada bulacağım dedi. Soyadını unuttum. Abi Yalova'dan Bursa Otosanayi'ye kadar Cafer abi bağdaş kuruyor, eğiliyor, tekrar kalkıyor filan. Ondan sonra Bursa plakası göründü. Şehir plakası. Ondan sonra Cafer abi buldum diye fırladım. Ulan neyi buldun dedim. Cafer abinin soyadını buldum dedi. Ercan dedim, neymiş dedim. Cafer Ercan. Ulan soyadı senin adın dedi. Dedi ki zaten tanıştığımızda dedi ki bana dedi. Ooo adaşım. Peki bunu nasıl unuttun dedim. Hatırlamıyorum nasıl unuttuğumu dedi. Yani unuttuğunu da hatırlamıyor yani. Abi bunlar ikili komedyen. Köprü yok o zaman. Kabataş'a gelmişler. Kartal'da Bahçe Sineması'nda 5000 kişilik. Celal bilirsin sen o büyük Bahçe Sinemalarını, Kartal'ı. Orada program yapacaklar. Tikofiş Hasan var bunların menajeri. Bunlar araba vapurunda sıra bekliyorlar Kabataş'ta. Genç, iki tane genç ateş böcekleri. Ondan sonra oradaki büfeden diyorlar bir cep konyağı alalım da, tamam mı? İçelim. Bir yudum o alıyor, bir yudum Yalçın alıyor filan. Önde davul çalan, tıs diye bunlara tuş yapan davulcuları var. Davulu arabanın bagajına taksiyle girip geliyorlar. Bir yudum da ona veriyorlar filan. Yalçın diyor ki, moruk bu kesmedi beni diyor. Bir şişe daha alalım diyorlar, cep konyağı. Lak bir o atıyor. Hakikaten şu kadarlık cep konyakları vardı. Evet şu kadar. Evet. Ondan sonra. Yani alkol de çok zararlıdır. Efendim? Alkol çok zararlıdır. Alkol değil bu. Yani evet. İçine şurup, kola konulan şişeler. Anladım. Diyelim yani. Evet. Bunlar hakikaten sakıncalı evet, yaplar evet, değil evet, mi? Evet. Evet. Ama ben özendirdiğini değil, özenmediklerini anlatacağım tabii şimdi. Ondan sonra. Nasıl zararlı bir şey olduğunu. Zararlı da bir tane bu alıyor. Bir tane öteki alıyor. Bir tane daha ulan. Araba vapuruna biniyorlar bunlar. Karşıya geçiyorlar Üsküdar'a. Diyor ki
Ta diyor Nuri Sesi Güzel sahne alacak. 2 saatte inmez diyor. Yalçın diyor ki o zaman bir de buradaki bir frenle alalım ama ağız kaymaya başlıyor, tamam mı? Biz hep Konya'da da oradan alıyorlar. Zararlı. Mı? Evet. Zararlı. Zararlıdan. Ondan sonra bir o vuruyor, bir o vuruyor falan. Bunlar sinemanın önüne geldiklerinde sarhoşları temsilen bulunuyorlar orada. O kadar zurna gibi. Zurna yani. Hemen kapıyı açıyor. Neredesiniz lan diyor. Sahne sizi bekliyor diyor. Nasıl bizi bekliyor diyor. Daha Nuri sesi. Nuri geç kaldı. Siz çıkacaksınız diyor. Eyvah. Bunlar eyvah. Bütün hesaplarını ona göre. O zamanlar da araba vapuruna Sirkeci'den böyle trenler binip Haydarpaşa'ya gelirdi. Feribot. Evet. Tren feribot. Bir tanesi feribot açılınca tren düştü. O sene. Gazetelere manşet oldu filan. Bunlar bir repertuar hazırlamışlar. Yalçın bütün sazları çalardı. Eline akordiyonu almış. Ondan sonra şehir attı vapurlar ne güzeldir ne güzel. Ram, pam, pam, pam. Ercan diyor ki benim de elime bir bağlama verdi diyor. Sen burayı tut bunu hep böyle yap demiş Ercan'a da, tamam mı? Fakat ikisi akordiyonla ve bağlamayla çıkmışlar. Salonda 5000 kişi bahçede abi. Başlamışlar bunlar. Ram pam 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 param pam 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 ram pam 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 param pam 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 ram pam 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 param ram pam 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 pam. Ercan demiş ki Yalçın gir artık şarkıya gir artık demiş. Yalçın demiş ki gökyüzüne bakıyormuş böyle. Hasbi çok fenayım demiş. Dili şişmiş o. Ram pam 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 deyince sahneye pet şişe yok o zaman. Hakiki şişeler. Sarhoş herifler. Yuu ateş böcekleri. Ram pam 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 deyince menajer demiş ki girin lan içeri deyin. Bu akordiyonu bırakınca böyle olmuş. Tamam mı? Şişeleri enselerine yiye yiye girmiş. O sırada Nuri Sesi Güzel gelmiş. 60 menajer Dikoviç Nuri Sesi Güzel'i sahneye, tamam mı? 2 saat bunların kafalarını yıkamışlar. Yüzlerine su serpmişler filan. Fakat menajer çok cin. İstiyor, ateş böcekleri var. Bahçeliki der ki biz onları seyretmeye gelmiştik. Verin paramızı geri. Tabii. O da tedbir alsın, ne yapsın? Nuri abi inince sahneden çıkıyor. Bir dakika diyor. Asıl acı haberi size söylemedik ama onlar birer kahraman. Büyücü seyirci ne oluyor yine? Ateş böcekleri buraya gelirken büyük bir trafik kazası geçirdi diyor. Arabaları parça parça. O şokla sahneye çıktılar diyor. Ve diyor lafa bile vay, giremediler. Deyince abi bravo ateş böcekleri bravo. Çıkıyor bunların ikisi. Ram pam 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 pam. Ondan sonra başlıyorlar. Yani. Evet. Müthiş. Ne mutlu bize ki onları seyrettik. Rahmetli oldu Yalçın. Buna Allah uzun ömür versin. Her gün telefonla konuşuyorum. Elif benim boyun ağrım için bir alet getirmişti. Böyle enfrarujla veriyordu. Biraz zıt masaj falan. Ona verdim. Bugün bana geri göndermiş. Dedi ki bana bunun benzerini aldı damat dedi. Bunu sana geri veriyorum dedi. İlhan'ı duymuş. Ona üzülmüş. Beraber aynı yaştalardı onlar. Bu iyi. Bunun sağlığı iyi. Fakat her gün çeşitli şikayetleri var abi. Yani burada anlatılmayacak şikayetler. Mesela bana diyor ki kuru kayısı iyi gelir mi? Tamam mı? Ben anlıyorum neye iyi geleceğini. Ye üstüne su iç diyorum yani. İyi gelir. 3 gündür deniyorum başarı sağlayamadım. Evet. Her gündür. Sabah böyle şeyden konular konuşuyoruz. Ciddi tıbbi konular konuşuyoruz. Yani. Ama
Ama müthiş bir sahne sempatisi. İşte İlker onunla oynadı. Adımını attığı an... Aha, sen de oynadın şeyde, Artist Mektebi'nde şeyi oynamadı mı? Taylan Efendi'nin babasını. İlhan Daner. Ay İlhan'ım. Şimdi o yıllar o kadar güzeldi ki çocuklar. Anlatamam size.